Herkese merhabalar. Ligin ikinci haftası başladı ve geçen yılın şampiyonu Trabzonspor, geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor gol yemeden 2'de 6 yaptı. Yani 2 maçta 6 puan aldı. Hatayspor geçen sezonun sonlarına doğru da kazanmakta zorlanıyordu. Trabzonspor da geçen sezonun son 10 haftasında mı 9 haftasında mı 2 maç üstte kazanamamıştı. Hatta rakiplerini şampiyonluk yolunda mutlandıran da buydu ama o seride başladılar. 2 maçta 6 puan aldılar. Öncelikle maçın genel değerlendirmesi bu şekilde. Oyuna bakacak olursak ilk 45 dakikada daha çok toplu oynayan ama bal yapmayan arı görünümünde olan bir Hatayspor vardı. Serkan Özbalta oyuncuların topa sahip olmasını istiyor fakat ön tarafta çok eksik bir takım var. Ön tarafa gittiklerinde ne yapacaklarını bilemiyorlar. Onca toplu oynamaya Trabzonspor'a deplasmanda üstünlük sağlamışken doğru düzgün gol pozisyonları olmadı. Maçta çok güzel hareketler vardı. Çok da büyük bir talihsizlik yaşandı. O talihsizlikte Visca'nın kolu kırıldı. Dirsekten muhtemelen. Öncelikle Visca kardeşimize geçmiş olsun diyelim. Bir an önce sahalara dönmesini dileyelim. Harika bir rövaşata izledik. Harika kurtarışlar izledik. Harika çalımlar izledik. Maçın mevsimsel şartları düşündüğümüzde nem oranını, sıcağı vesaireyi dinamizmi bana göre yeterliydi. İkinci yarıda Trabzonspor toplu oynama anlamında da dengeyi kurdu. Zaten maçın genelinde pozisyon zenginliği Trabzonspor'daydı. Hakem Abdülkadir Bitigen beğendiğim bir hakem değil. Neden faul veriyor, neden vermiyor hiç belli değil. Faul verip oynattığı pozisyon var. Faul verip oyunu durdurduğu pozisyon var. Faul değil. Vermediği pozisyon var. Milletin kolu bacağı kırılıyor. Yani dengesiz bir hakem. Bunu her yayında neredeyse tekrarlayacağım. Geçen sezon bu hakemlere bir operasyon yapılıyordu. Kamuoyundaki eyyamcılar buna engel oldular. O yüzden bu tür hakemleri çekmeye devam edeceğiz. TFF'nin başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'nin bir an önce özellikle VAR sistemli yabancı hakem getirmesinin ne kadar önemli olduğunu altını bir kez daha çizmek istiyorum. Trabzonspor'un ofsaytta sayılmayan golde yayınlanan görüntüye bakıyorum. Alttaki ayak hani topa vurma anını gösteriyor ya, alttaki küçük fotoğraf. Orada top ayaktan çıkmış görünüyor. Oysa ofsayt topa dokunulduğu anda olan bir ihlal. Yani top ayaktan çıkmaması lazım. Ayağın topa ilk teması orada görüntüde olması lazım. Topun ayaktan ayrılmaması gerekiyor. Benim gördüğüm orada top ayaktan ayrılıyor. Yani en az bir tık dediğimiz şekilde öyle bir ölçü var ya, bir tık. O topun geride olması lazım. Zaten ofsaytta bir gıdım ofsayt. Orada mesela bazıları Cornelius'a takılmış. Cornelius'un pozisyonla ilgisi yok. Diğer oyuncu omuzundan dolayı önde görünüyor. Ama dediğim gibi orada top bir tık geri alınması gerekiyordu bana göre. Yabancı VAR gelince bu sorunları çok daha az konuşacağımızı düşünüyorum. Trabzonspor'un arkadaşlar orta sahada Abdülkadir'in, Ömür'ün, işte Saman Alevi gibi bir parlayıp bir sönen bir direnci var. Çok az şut deneyen bir oyuncu ki bugün harika bir gol attı. Bunları çok daha fazla denemesi lazım. Abdülkadir bir sezonda çok daha fazla maç kurtarması lazım. Çünkü o yetenekte bir oyuncu. Bakasetas aynı ona keza. Orada atom karıncası Siopis enerji olarak büyük destek veriyor. Ama işte Siopis oynadığında Bakasetas ve Abdülkadir de biraz kaçak dövüştüklerinde top orta sahada rakibe geçiyor ve sizin topla oynama oranlarınız düşüyor. Orada Trabzonspor ekmek gibi su gibi hamşiki arıyor. İşin doğrusu bu. Oraya şimdi yeni bir çözüm buldular. Bakalım ne performans verecek yeni transfer. Burada önemli olan şu. Trabzonspor'un takım olarak, oyun olarak geçen senenin ritmini henüz yakalayamadığını söyleyelim. Bu şartlarda kayıpsız gitmesi çok önemli. İstanbul'da klasmanı, kendi sahasındaki Hatay maçı. 2 maçta 6 puan gol yemediler. Kayıpsız gitmesi çok önemli. Fakat daha iyi bir takıma karşı, daha iyi forvetli olan bir takıma karşı
hem geçen hafta hem bu hafta gol yerlerdi, belki puan da kaybedebilirlerdi. Oyun üstünlükleri çok fazla değil. Onun altını çizmeye çalışıyorum. Cornelius diri olduğunda inanılmaz etkili bir oyuncu. Çok çaba harcıyor, çok pozisyon buluyor. İşte atıyor, offside'a takılıyor. Kaçırdıkları var. Oyuncu daha doğru beslemek lazım. Elbette Vizcan'ın bir süre olmayacak olması büyük bir sıkıntı. Solda Trezeguet'e bakıyorum. Trezeguet sahada oynamayı öğrenmesi lazım. Yani yetenekli oyuncuların en büyük derdi arkadaşlar, topun sahibi çocuk gibi davranmalarıdır. Yani babasının topunu almış, kimseye vermem tarzında oynamaları. Trezeguet'de böyle bir tavır var. Beşiktaş'ta da Quaresma'da vardı bir zamanlar. Bundan vazgeçip daha efektif oynaması lazım. Daha gole dönük, asiste dönük hamleler yapması lazım. Yani o çalımları atmanın bir amacı olduğunu kafasına yazmalı. O amaca yönelik çalım atmalı. Bu aynı hatayı nerede görüyoruz? Emre Mor'da görüyoruz, Bruma'da görüyoruz. Çalım atıyorlar, kafayı öne yiyor, gidiyor. Nereye gidiyor, neden gidiyor onu da bilmiyor. Şimdi Trezeguet öyle. Ne attığı çalımların arkasından bir şut vurma hazırlığı var, şut atma hazırlığı var. Ne asist yapma gayreti var, ne de işte arkadan gelen bir arkadaşına kulvar açıp onun önüne top bırakmak gibi bir şey yok. Bilinçli bir atraksiyonunu göremiyorum. Çok fazla top kendisine gelince dünyadan kopan bir adam, yetenekli bir oyuncu. Vakeyme de mesela topla oynamayı çok seviyordu, fakat o daha bilinçliydi. O en azından kafa sürekli radar gibi yukarıda, arkadan geleni görüyordu, uzaktan geleni görüyordu. Cornelius 30 metre geride olsa onun önüne topu atabiliyordu. Yani Trabzonspor'un şu anda Vizcan'la beraber kanatlarında problem var, orta sahasında problem var. Bu problemler ortadan kalkana kadar, transferle ya da oyun gücünü arttırarak ortadan kalkana kadar puan kaybetmeden yürürlerse büyük başarı olur. Evet, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günleri Kip Market'in sunumuyla Turgay Demir'le futbol yorumu sizlerle birlikte olacak. YouTube kanalımıza Turgay Demir TV'ye abone olmayı unutmayın ki bildirimler size gelsin. Maçlardan sonra kurallara uygun en adil yorumları burada bulacaksınız. Oyun hakkında herkesin kendine göre bir yorumu olabilir. O konuda kimseyi çok fazla eleştirme. Herkes maçı farklı gözle izleyebilir ama kurallar arkadaşlar bütün takımlar için eşittir. O kurallara göre konuşmak gerekir. Bizim yaptığımız da bu. Bugünkü offside'i de ben yine kurallar çerçevesinde söylüyorum. O topun ayağa dokunduğu andaki görüntüsü aşağıda olsa daha iyi olurdu. O görüntü top ayaktan çıktıktan sonraki halini gösteriyordu. O da bana göre bir tık geride olsa o milimetrik offside'de olmayabilir. Buna dikkat etmek lazım. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar.